Ömer Hadid'i daha entelektüel buluyorum, daha protest buluyorum ve bunu da çok önemsiyorum. Çünkü bu hani nasıl ki propaganda birçok şeyle yapılırsa, yolla yapılırsa bu duyarlılığı yaşatmak çok önemli. Çünkü bu yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Filistin meselesi hep böyle İsrail'in perspektifiyle bir şekilde yayılıyor. Hamas bizi vuruyor, biz de mağduruz. Bunu ciddi ciddi konuyu sadece bu kadar algılayan böyle hatırı sayılır bir Batı kamuoyu var. Ve siz bunlara işte yani böyle kendinizi anlatmanız için her türlü mecra çok önemli. 80'lerde Yasar Arafat döneminde biliyorsunuz Filistin solu çok güçleniyor. Ve Filistin solu üzerinden Avrupa soluyla bir işbirliği yani bir bağlantı var, organik bağlantısı var. Bugün hala İrlanda, Norveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde Filistin meselesi ve boykot edilen BDS hareketi yani İsrail mallarını boykot eden BDS hareketinin çok güçlü olması bununla ilişkili. Ama sadece bunun böyle dar sol yani pek dar sayılmaz yani BDS hareketinin güçlü bir hareket ama yine de özellikle Amerika'da veya Avrupa'nın popüler kültüründe bu dediğim anlatı çok önemli. Birkaç tane anlatıları var. Hani biz hep Filistin tarafını Türkiye'de bunu dile getirmeye ihtiyacı duymuyoruz ama mesela onlar şey yani Filistinliler bize taş atmak için çocuk kullanıyor. Yani çocuğun attığı şey taş yani. Veya işte çocukları ön plana sürüyorlar. Mesela şunları bile diyen insanlar var. Yani Filistinliler yeterince çocuklarını eğitim aldırmıyorlar. Yani oranın nasıl bir açık hapishane olduğunu, Filistinlilerin topraklarına, evlerine, sularına nasıl el konulduğunu yaşadıkları yere, nasıl hayatlarının mesela El Fetih'inde merkez olduğu Ramallah, El Halil'de bir açık hava hapishanesi, adeta bir cezaevi gibi, açık bir cezaevi gibi sürdürmek zorunda kaldıklarını, bu gerçekleri dünya pek bilmiyor.